Merhabalar efendim. Yaşama telaşında sokak aşkınıyla bu haftaki ve bu ayki konumuz yine psikolog Orhan Dünya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz yine hoş geldiniz. Yine bizi merkezimizde ağırladınız. Bu ayki konumuz çocuklarda görünen korkular ve korkuların sebepleri olacak. Hocam ilk sorumuzdan başlayalım. Çocuk korku duygusunu bilir mi? Elbette çok küçük yaştan itibaren çocuklar korku duygularını korkarlar, korku duygularını yaşarlar. İlk karşılaştıkları aylar 5 ila 6. aydan itibaren korktuklarını biliyoruz. Bu duyguyu yaşadıklarını biliyoruz. Yani aldıkken daha 1 yaşlarına girmeden çocuklar tabii korku duygusuyla tanışıyorlar. Tabii. Bu ne der hocam örnek olarak verebilirsek? Yani gürültü, ani sesler, ani hareketler, davranışlar belki hızlı. Hızlı hareketler gözlerinin önünde yapılacak bir şey onu korkutur. Yani ailelere şunu önerebiliriz. Ani bir şeyler yapacaksınız ve çocuğunuz da 1 yaş altındaysa ona göre hareket edip davranışlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Peki hocam, çocuğun korkuları neler olabilir? Yani aylıktan ziyade hani bu ani sesler dışında bir çocuğun korkusu başka ne olabilir? Şimdi çocukların tabii yaşlarına göre konuşmak gerek ama bebeklerin korkularından başlayabiliriz. Belki bebeklerin en büyük korkusu bizim nesne dediğimiz yani annenin kaybı, anne veya bir bakıcının kaybı. Yani onu kaybetmek, onun olmadığı durumlarda en çok kaygı duyduğu zaman, bebeğin en çok kaygı duyduğu zaman annenin olmadığı zamanlardır. Kendini çaresiz mi hissediyor? Güvensiz. Güvensiz ortamı olmadığı için de korku dünyasıyla karşılaşıyor evet, o zaman. Evet, korkuyor. Yani o anda tabii tutunduğu kişi, orada anne veya bir bakıcı o olmadığı zaman yoğun bir korku duyabiliyor bebekler. Sonrasında çocuklardan bahsetmek gerekirse çocuklar da şimdi 2-3 yaşından sonra çocuklarda korkular oluşuyor artık diyebiliriz yani bir çocuk için. Ne tür korkular olur? Genelde hayali şeyler olur. Bilmediği, görmediği şeyler. Bazen hayvanlar olabilir, onu korkabilir. Bu tür şeylerden korktuklarını görüyoruz. Çünkü. Peki hocam, nasıl bir yöntem uygulamalı aileler? Yani ne yapmalıyız çocuğumuz bizi, çocuğumuzu o korkulara hazırlamak için veya o korkuyu sevdiğimiz zaman nasıl bir uygulama yapmalıyız? Şimdi ne oluyorsa olsun çocuğun korkusunun yersiz olduğunu bir kere söylememek lazım. Herkes gibi çocuklar da anlaşılmak ister. Eğer işte senin korkun, işte bundan niye korkuyorsun, korkulacak bir şey değil dememek gerekiyor. Ne demek gerekiyor? Aslında çok basit bir formül var. Şu, gerçekten işte nokta noktadan korkuyor musun? İşte nokta nokta seni korkutuyor mu? Deyip sonra bekleyin bakalım ne diyecek çocuk. Şimdi şöyle diyeyim hocam, bir örnek vereyim. Benim yeğenim şu anda 12 yaşında ama köpeklerden çok korkuyor. Yalnız anne de korkuyor. Anne de çıkarken köpeklerden kaçıyor. Benimleyken hemen diğer tarafımı geçip senin yanındayken hiçbir şeyden korkmuyorum ona diyor. Şimdi bu demek oluyor ki anne babanın da çocukların korkularıyla bağlantısı var. Şimdi bundan daha sonra bahsedecektim ama aslında çocuk korkuları demek ebeveynlerin aktardığı korkular demektir. Yani aslında ebeveynin korkusu eşittir. Genelde çocuğun korkusu oluyor. Ona dikkat ettim. Yani benim yanımdayken bana bunu ifade edebiliyor. Senin yanındayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama annemle çıkarken hep köpeklerden kaçıyorum. Nasıl yapacağız? Bir köpek mi alacağız? Yoksa bu sağlık kontrolleri yapılmış komşumuzun köpeği de olabilir. Arkadaşlarımızın köpeği de olabilir. Eğer ki kendi korkumuz varsa evimizde zaten barındıramayız da. Yani bir şekilde çocuğu o korkudan arındırmamız gerekiyor. Yani benim fikrim burada, fikrim şu yani ebeveyndeki korku gitmedikçe... Önce ebeveynini mi iyileştirmemiz gerekiyor? Evet, çocuğa ne yaparsanız yapın. Çünkü bütün gün ebeveynliğiyle beraber yaşıyor. Yani o zaman ailelerimize şunu söyleyeceğiz. Eğer ki korkularınız varsa efendim, önce kendimizi iyileştiriyoruz. Ondan sonra çocuklarımızla ilgileniyoruz. Zaten unutmayın. Çocuk korkmamaya başlayacaktır. Değil mi? Anne babayı gördüğü zaman tamam bir bakıyoruz artık köpeklerin üzerinde geziyorlar çocuklar. Şahsen ben öyle büyüdüğüm için belki de korkularım yok.
Yani köpeklerin üzerinde büyüdük, hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan kokusu hiç yok. Ne vardır? Her birimizde olduğu gibi bilinmeyeni karşıdır aslında korkumuz. Çocuktaki de korku bu olabilir mi? Yani bence sadece içinde yaşamak yetmiyor. Yani çocuğun referans aldığı kişi hayvandan korkuyor mu? Bu önemli. Bazen işte şöyle görüyoruz ya, babası köpeklerle çok haşır neşir ama anne korkuyor. Köpekler evde ama anne, eğer ki anneyi referans alıyorsa bu konuda, o zaman çocuk ne kadar köpekle yaşarsa yaşasın korkmaya devam ediyor. O zaman onlara dikkat ediyoruz efendim. Korkularımızla başa çıkmanın yolunu buluyoruz. Evet, benim tavsiyem şu zaten, hani çocuğu bir kere anlıyorsanız, anladığınızı hissettiriyorsanız ve buna rağmen çocuk korkmaya devam ediyorsa bence tabii burada bir uzmandan yardım almak gerekiyor. Evet, çünkü mesela sık sık karşıma gelen bir soruydu. Hani çocuklar korkuyor ama bununla nasıl başa çıkabiliriz? Bunda da cevabını verdik zaten. Önce kendimiz korkularımızla yüzleşeceğiz, korkularımızdan arınacağız. Ondan sonra çocuklarımıza bunu açıklayacağız. Peki hocam, anne babanın ayrılması, boşanması çocukta korkuya neden olabilir mi? Şimdi burada çocuğun aslında evet korkuyor neden olur ama çocuğun korktuğu şey şu, belirsizlik ve değişim. Değişik bir şeyler oluyor. Değişecek, artık eski düzenim yok. Annem ya da babam vardı evde ama artık yok, gitti. Bir şeyler oldu. Ne olacak bundan sonra? Çocuğu korkutan şey bunlar aslında. Ama boşanma tabii ki bütün ailenin, bütün aile için bir travma bence. Bütün herkesi etkiler, sadece çocuğu değil. Tabii ki çocuk da bu durumda korkabilir, endişelenebilir. En çok etkilenen de çocuk oluyor bu hususta o zaman. Çünkü yetişkinler bir nebze olsun hayata daha çabuk adapte olabiliyorlar ama çocukta bir gelecek endişesi var. Ne olacağım endişesi var gibi geliyor bana. Evet, yani ne olacak? Şimdi durum nasıl gidecek? Beni kim okula götürecek? Kim para verecek bana? Kim ihtiyacımı alacak işte? Yani kimle oynayacağım? Kimle oynayacağım? Böyle bir bocalama dönemi yaşıyor. Peki hocam, böyle karar alan, ayrılma kararı alan anne babalar için ne öneriyoruz? Yani bunu çocuğa nasıl yansıtmalıyız? Bunun hala güvende olduğunu hissettirmek için neler yapabiliriz? Neler önerebiliriz? Şimdi en çok tavsiye ettiğim şey şu. Çocuğun tercihlerini muhakkak sorun. Kiminle kalmak istiyorsun, kiminle vakit geçirmek istiyorsun ve çocuğa bunları da sunmak gerekiyor. Yani dilediği zaman anneyle, dilediği zaman da babayla vakit geçirmeli ve beraber olmalı. Çünkü çocuk her ikisine de ihtiyaç duyar. Bu olduğu zaman şunu hisseder çocuk. Yani ben yine hala eskisi gibi dilediğim zaman annemle, dilediğim zaman da babamla beraber. Bu da bir nebze olsun onun korkusunu ve kaygısını hafifletir. Çocuğa net olacağız hocam. Net olacağız. Peki bunu uzmanla mı anlatmamız gerekiyor yoksa sadece bizim anne baba olarak bizim mi anlatmamız daha uygun oluyor? Ya, bence bir uzmanla söylenmesi şart değil. Onunla oturup konuşarak işte nedenleriyle beraber bunun daha iyi olacağını anlatarak, ifade ederek konuşulursa eğer çocuğun kaygısının o kadar da olacağını tahmin etmiyorum. Fakat tabii ki çocuktan aldıkları ipuçlarını değerlendirmeliler aileler. Eğer ki korku devam ediyorsa ve artarak devam ediyorsa muhakkak bu uzmana gitmekte fayda var. Çocuğumuzu gözlemleyeceğiz böyle bir ayrılık yaşıyorsak, çocuğumuzda farklı şeyler görüyorsak bir davranış bozukluğuna da gidebilir diye düşünüyorum. Bir şeyler seziyorsak mutlaka efendim bir uzmandan yardım alıyoruz. Hocam bir de çocuk edinmiş davranışı, örneğin tuvalet, yemek ve konuşma gibi bu davranışların tersini yapmasındaki sebep nelerdir? Şimdi çocuk, az önce söylediğim gibi her çocuk bir insan gibi, bir yetişkin birey gibi anlaşılmak istenir. Eğer ki anlaşılmazsa ve anlaşılmadığını hissederse bir gerginlik hisseder içinde. Ve bu gerginliğini yumuşatmak için de çeşitli davranışlar arar. Yani nasıl yumuşatabilirim, ben nasıl rahatlayabilirim diye. Örneğin işte karnı doymuş bir çocuğa yemek vermeye devam ediyorsa bir ebeveyn, çocuk gerilir, kaygı ve korku da yaşar. Gerilir de yani. Neden karnım doydu, doydum ben ama buna rağmen yemek yememde ısrar ediliyor. Bazen tehdit bile ediliyor çocuklar. İşte yemezsen
şunu almam, yemezsem şu olmaz. Arkandan ağlar diye bir laf. Arkandan ağlar, evet, evet, bu gibi şeyler. Bu durumda çocuk şunu diyor, ya ben doydum, doyduğumu söylüyorum ama anlaşılamıyor. Bu durumda çocuk ne yapmam gerek? Geriliyorum bu durumda. Ne yapmam gerek? Dener çocuk bir şeyleri. İşte belki masaya vurur, belki bağırır, belki ağlar. Bir gün gelir inatlaşır. Ha, bakar ki evet inatlaştığım zaman dinlediler beni. Bu da çocukta şuna sebep olur. Yani ben gergin olduğum zaman, anlaşılmadığım zaman inatlaşmam gerek karşı tarafla. Böylece beni daha iyi anlayacak ve bu gerginliğimi üzerimden atacak. Yani bir yerde de aslında anne babanın baskısı olduğu zamanlar çocuk tepkileri gösteriyor. Ancak biz bunu fark etmiyoruz. İlgi istiyor diye düşünerekten hala yaptığımız şeye devam ediyoruz. Bu mu oluyor? Yok, yani çocuğun söylediği şeyin dikkate almak gerekiyor. Onu her zaman bir yetişkin olarak görmemiz gerekiyor. Onun mesajlarını iyi algılamamız gerekiyor o zaman. Aynen, aynen. Evet, yani onunla ilgili bir karar verirken, yani işte karnı doydu diyen bir çocuğa hayır, sen yemeğine devam etmelisin, bunu bitirmeden olmaz, bunu bitirmeden kalkamazsın ya da bunu bitirmeden sana şunu almam ya da bunu bitirmeden ayağa kalkamazsın gibi davranışlar çocukta inatlaşmaya sebep olabilir. Çünkü bu durum çocukta şuna sebep oluyor. Yani ben acık doyduğumu söylüyorum fakat kimse anlamıyor beni. Buna rağmen hani doydum, bana artık yeter, yemek vermeyin demesine rağmen çocuğa yemek verilmeye devam ediyor. Bu da çocukta bir gerginliğe sebep oluyor. Bununla beraber çocuk her türlü problem geliştirebilir. Yani nasıl kurtulacaksa, nasıl o gerginliği yumuşatacaksa, ona ne iyi gelecekse o an yapabiliyor. Belki bu kızmak, bağırmak, bir şeyleri kırmak da olabilir. Evet hocam, bir de şu var. Nasıl ki boşanma durumunda çocuk etkileniyorsa, aynı şekilde aileye yeni bir bebek geldiğinde, bir kardeş geldiğinde de çocuklar farklı bir psikolojiyle karşılaşıyoruz. Bunu evet. Nasıl çözümleyeceğiz? Evet, aslında çok basit. Yani şöyle, aileye yeni bir bebek geliyor. Bu anne baba için çok olağan bir şey. Çünkü beklenen bir şey. Fakat çocuk için şöyle bir şey. Bu kim? Ne oluyor? Aynen işte. Bir misafir geliyor dışarıdan, yabancı biri. Adı ne? Ne renk? Saçları ne renk? Nasıl konuşuyor? Bana nasıl davranacak? Bilinmedik bir şey yani onun için. Çocuğun hissettiği şey şu, yabancı biri geldi buraya. Çocuk yabancı biri geldiği zaman nasıl davranır? Sessizce bekler karşı tarafın ne yapacağını. Endişelenir açıkçası. Ne olacak şimdi? Bebeğin gelmesi de bunu hissettirir çocukta. Yani yabancı biri bizim eve geliyor. Ona yani yatak alındı, oda verildi. Ve geliyor yani. Ne geliyor, olacak şimdi? Ben istemesem de evet. Geliyor birisi. Ne yapacağım, evet. Nereye gideceğim? Evet, aileler ne yapmalı bu konuda? Muhakkak onu işte tanıştırmalı daha erkenden. İşte bebeği, bebekle temas. İlk zamanlarda bu ultrasyonla mesela muayenelerde çocuğu götürmek faydalı oluyor mu? Hani bak burada kardeşim var, hı-hı, büyüyor, bir süre sonra aramıza gelecek. Hı-hı. Şu anda burada büyüyor der gibi mesajlar mı vermeniz gerekiyor onu hazırlamak için? Bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Yani benim fikrimi soracak olursanız bu biraz hani küçük çocuklara, özellikle küçük çocuklara fazla olan bir şey yani. Daha yetişkin olanlara için. Belki ama çocuğun nasıl anlayacağına da bağlı olarak değişebilir. Bazen çocuk şey de diyebilir yani bana göstere hani çocuğu abartıyorlar bir şekilde de diyebilir. Nasıl mesajı nasıl alacağına bağlı. Ama ben çok tavsiye etmiyorum. Sadece tavsiyem şu, anne belki karnını çocuğa elletebilir, dokundurabilir, onun dokunuşlarını, onun tekmelerini hissettirebilir. Ve şunu en çok şey yapabilir, yani cinsiyeti mesela neyse onu anlatabilir. Yani erkek olacak, kız olacak. İşte adını şu ne koyalım istersin, şu olsun mu? Çocuğun da tavsiyesini almakta yani vardı o zaman. Evet ve şu çok işe yarıyor. Bunu tıpını da tabii ailelerden aldım. Genelde ailelerin şu söylediği şu, hocam diyorlar, sana arkadaş geliyor dememiz çok iyi geliyor ona. Ben de herkese tavsiye ediyorum yani. Sana bir oyun arkadaşı gelecek. Seninle oyun oynayacak. Onunla okula gideceksiniz. O seni evde bekleyecek.
gibi şeyler söylediğim zaman çocuk çok... Ama bu daha küçük yaşlardaki çocuklar için uygun olur da daha büyük çocuklar için de pek uygun olmaz diye düşünüyorum. Hocam onun da belirli bir şeyi var, kıstası var. Yani büyük çocuklarda da işe yarıyor bence, küçüklerde işe yarıyor. Yani 2-3 yaşından sonra böyle söylemesi... Evet, bende işe yarıyor. Arkadaşlarım yönlerim sana oyun arkadaşı geliyor diyorlar ama yani, kabul ediyorum. Evet. Ama çocuk olayı farklı bir olay. Yani bir kabulleniş, tabii bir arkadaş... Tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Şimdi 3 yaşında veya 6 yaşındaki bir çocuğa arkadaş geliyor dediğin zaman bir şey yapabilir ama 10 yaşındaki bir çocuğa sana arkadaş geliyor dediği zaman kendi yaşında birini bekler. Gibi. Tabii ki evet doğru yani seninle beraber aynı şekilde oyunu evet orada haklısınız. Benim anlatmak istediğim şey şu yani yakın zamanda doğum yapacak çünkü yani genel olarak insanlar 1-2 yıl ya da en fazla 3-4 yıl bir arada ara verirler. Ondan sonra bir ikinci çocuk yaptıkları için daha çok öyle karşılaşıyoruz. Arkadaş olarak anlatılması. Ve arkadaş olarak anlatılması uygun oluyor. Peki ama hocam. Ama çok eğer ki ara uzunsa, ara çok fazlaysa bence çok büyük problem yaşamıyor çocuklar. Çünkü artık 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuk dünyayı algılıyor. Bebeğin ne olduğunu. Yani işte teyzemin de olduğu bir bebeği ve işte ona baktılar, emzirdiler ve büyüdü gibi bir algısı zaten var. Ve çok fazla problem yaşamıyor o yaştakiler. Ya o zaman 10 yılda bir çocuk yapabilirsin. Ben bunu tavsiye ediyorum. En azından çocuk böyle bütün dünyayı algılamış olur. Ve kardeş kıskançlığı veya reddetmeyle karşılaşmamış olur diye düşünüyorum. Yani evet aslında çok küçük bazı şeylerle, dokunuşlarla kıskançlığı olsa kaldırabilirler. O da yine anne babaya, anne babaya bağlı, ailelere bağlı. Peki hocam, çocuklara baktığımız zaman genel olarak bu ayki konuğumuz korku üzerineydi. Çocuklardaki bu korku davranışlarını yok etmek için ne yapıyoruz? Önce anne baba olarak kendi korkularımızdan arınıyoruz. Evet. Evet, onu bahsetmiştik evet. Sizinle. Başka evet. Neler tavsiye ediyorsunuz son olarak bizlere? Yani küçük yaşta çocuklar çok mantıklı algılayamaz. İşte ilk karşılaştıkları şeyleri, her şeyi. Yani bir köpekle ilk karşılaştığı anda tabii ki endişe duyacak. Yani endişe duyacak ki kendisini korusun. Ne olacağını kimse bilemez çünkü. Fakat o anda mantıklı düşünmek gerek. Yani ya bir şey yapmayabilir köpek yani o anda çocuğa. O yüzden evet temkinli olmak belki işe yarar ama çok endişelenmek de yersiz olur çocuk için. Biz endişelerimizden arınırsak çocuğumuzu da endişelerden, korkulardan arındırabiliriz diyoruz. Evet, evet. Aynen öyle. Tamam hocam. Evet efendim, sokak kaçkınıyla yaşama telaşında bu ayki konuğumuz yine psikolog Orhan Dünya'ydı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir ay sonra tekrar görüşmek üzere diyoruz. Siz de efendim kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın ve lütfen korkularınızdan arının. Hoşçakalın. Hoşçakalın.